Merhaba, ben Tuğçe Odur. Bugün sizlerle bu şahane bambunun üstünde bir çizim yapıyor olacağız. Ben yine bir gün sahilde aylak aylak dolanıp ufka bakıp şiirler yazarken ayağıma takılan bu bambunun serüveni Malezya sahillerinden başlayıp ben Türk kasabı Tuğçe'nin masasına kadar uzandı. Dedim üstüne bir resim kondurmayalım mı? Tabii ki de konduralım, başka şeyde koyalım dedim ve işte buradayım. İlk önce resimlerimin temel taşı olan akrilik boyamla buna bir taban hazırlayacağım. Bunun içine birazcık beyaz, içine böyle çok azıcık kahverengi koyuyorum. Hafiften kırık olmasın, daha çok hoşuma gidiyor benim. Bunu böyle güzelce bir karıştırırız, içinde pıtırcık kalmayana kadar. Hatta karıştırırken bir şey düşündüm. Hani bu mikserler var ya, keşke bunu böyle boya için olanı da yapsalar. Böyle minik boy. Çok şeker olmaz mı böyle fırça boyu böyle? Piçi karıştırsak. Neyse ben gene yemek tarifi kanalına yavaştan bağlamaya başlıyorum sanki. Bunu böyle güzelce karıştırdıktan sonra çizim yapacağım alanın alt böyle silüetini oluşturacak şekilde bunu uyguluyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Sana böyle filmlerde, korku filmlerinde falan karakter sayısını tamamlamak için birkaç tip koyarlar, sonra onlar böyle ilk ölür ya böyle vahşeti göstermek için. Akrilik de benim için onun gibi bir şey. Bu yavrum akriliğin rolü bir türlü tabandan öteye geçmedi benim hayatımda nedense. Ama yalnız üstüne taban tanımam. Neyin üstüne uygularsan uygula tutuyor ya. Böyle bir boya yapmışlar. Şey gibi aynı. Japon yapıştırıcı gibi. O da böyle ne de kullanırsan kullan yapıştırıyor ya. Onun gibi bir şey herhalde. Bunu böyle genel çizimi yapacağım yere böyle bir taban atıyorum. Hemen hemen de aynı renk yaptım. Daha sonra belki birkaçını değiştirebilirim. Bu çizim ne olacak olabilir? Tabii ki de ev çizimi. Biliyorsunuz ben zaman zaman bir şeyler taktığımdan bahsetmiştim son zamanlarda. Son zamanlarda bu taktığım şey evler. Bundan aslında bir seri yaptım bu market için diye başlayıp hızımı alamadım. Hala da devam ediyorum. Her neyse akrilikle genel böyle bir tabanımı attıktan sonra ki farkındaysanız çok böyle yoğun bir şekilde uygulamadım. Hala böyle bambunun kendi dokusunda hafiften görüyoruz. Akrilimizi kenara bırakıyoruz ve gerçek astrolizmimizi sahneye davet ediyoruz. Sulu bayağı. Çıkı 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 efekt yapamadı. Ambulans gibi oldu. Neyse. Neyse sulu boyamla öncelikle bu çatıları ve böyle altta böyle kiremit gibi olacak yerleri bu evlerin altındaki boyamak için 3 tane böyle kırmızı ton hazırlıyorum. Zaten bunları böyle sulandırıp falan ben bunları 6-7 değişik tona kadar ilerletebilirim diye düşünüyorum bunu. Bunu böyle rastgele boyamaya başlıyorum. Tek dikkat ettiğim şey hani aynı ton kırmızıları çok yan yana kullanmamak. Genel bir silüetim var ama aslında genel tam nasıl oturtacağımı emin değilim. Böyle şatomsu böyle üst üste binmiş bir ev görüntüsü hazırlamak istiyorum. Bir yandan stres olup bir şeye benzeyecek mi yanlış bir yere boyamayayım diye. Bir yandan da yürah yedin sen Tuğçe yürü be falan diye böyle bir saçma cesaretle boyamaya devam ediyorum. Farkındaysanız boyarken de böyle hafiften sulu boya etkisini bırakmaya çalıştım. Çok da güzel çıktı ortaya böyle bazı yerlerde o güzel böyle akmalı kokmalı. Akmalı kokmalı diye sulu boya etkisi mi olur Tuğçe ya tövbe tövbe. Böyle bir sulu mulu böyle bir dokulu falan bir etki bıraktı. O kısımları böyle dokunmamaya çalışıyorum çok fazla. Her neyse böyle çatılarımı falan rengini attıktan sonra böyle bir bazı evlerin kenarlarına böyle tuğla görüntüsü falan yapıyorum. Oraları sanki böyle üstündeki boya dökülmüş de altındaki tuğlalar çıkmış falan gibi bir etki yakalamak istedim. Ben böyle şeyi fark ettim. Ben böyle değişik yüzeylerin üstüne çizmeyi çok seviyorum. Özellikle ahşap. Daha önce birkaç kez yaptım böyle bambu üstüne de bir şeyler çizmiştim. İnanılmaz güzel bir haz veriyor. Sonra düşündüm neyini çok seviyorum diye. Neticede hani evet tekstürü dokusu falan çok güzel de öyle bir kağıttaki gibi çılgın etkiler yakalayamıyorsun. Sevme sebebim direkt şey ya içimdeki minik çingene. Para vermiyorum ya buna. Kağıdı beleşe getirmişim gibi bir hissiyata kapılıp böyle ondan dolayı bir mutluluk duyuyor olabilirim. Yok ya değişik oluyor böyle. Sonuç çok daha güzel oluyor bence. Genel renklerim de aslında böyle bej, kırmızı, mavi arası olacak. Evet böyle hafiften bu Ege sahillerimize kayık bir ton. Çok da Malezya ile alakası yok ama nedense böyle yaz deyince benim aklıma herhalde daha çok bu tonlar geldiğinden dolayı bu kütüğü de, kütük dedi ya güzelim bambu kütüğü de sade bulduğumdan dolayı. Burası da hep yaz olduğundan dolayı deyip çok alakasız şeyleri bir araya getirip bağlayıp bir mana çıkarmaya çalıştım ama olmadı aslında. Sadece bir yan yana hoşuma gittiği için sanırım bu renkleri kullanıyorum. Kapıların genelini böyle birbirinden çok az ton farkı olan maviyle boyuyorum. Hatta böyle yanları da minik minik maviler bırakıyor. Bunlar da böyle panjurlar yapacağım. Ay dünya tatlısı. Kameram da ağzının üstünde düşmüştü. Ondan dolayı sanırım birazcık netleme sorunu yaşamış. Arada bir böyle gözlerinizi bozacak şekilde bir blur görüntüler olduğunu farkındayım. Oraları olabildiğince keserek ilerlemeye çalışacağım ama mazur görün ablası. Ağzın üstüne çok pis düştü valla. Beyni kaydı yazık mı kameracığımın. Böyle kafası ağır basıp da böyle düşen çocuklar olur ya. Aynı onun gibi düştü valla tripoddan. Çok üzüldüm. Aldım böyle kafasını falan okşadım bir ani bir tepkiyle. İşte ne yaparsın.
Neyse bu panjurlarımı bitirdikten sonra böyle ip incecik bir fırça alıyorum. Numarası muhtemelen 0007. Çekmiş bu. Ay niye böyle oldum ben bugün? Bayağı sıfırlı bir numarası vardır diye düşünüyorum. Bulabildiğim en ince fırçayı böyle siyahla pencerelerin iç taraflarına yani camlarına gelecek yerleri böyle minik minik siyah siyah boyuyorum. Ki böyle kameranın içine girmemek için elimi abuk sabuk tuttuğumdan bunlar bayağı bir yamuk yumuk oldu ama. Ama siz bence artık alıştınız buna ya, ben kameraya girmeyeyim diye sürekli böyle bir yamuk yumuk çizer hale geldim. Aslında şu hali bile çok güzeldi ama beni bilirsiniz, mıncıklamadan duramam. Onun için incecik şu 005 kalemimi alıyorum elime ve buna böyle pencerelerin çerçevelerini falan yapacağım. Aslında böyle birazcık daha alışsam, bilgilensem belki de akrilikle direkt böyle bir boyama yapılabilir. Böyle değişik de olabilir tam o renkleri böyle canlı canlı yakalamak için daha güzel bir yöntem de olabilir ama akrilikte çok şey değilim. Çok değil hatta, yani taban boyasından ileri giden bir ilişkimiz yok sizin de anladığınız üzere. Birazcık daha böyle akrilik öğrensem aslında onunla da böyle videolar çekilebilirmiş. Şimdi bu kalemimle böyle pencerenin çerçevelerini, alttaki tuğlaların aralarını falan yapıyorum. Bunları yaparken de aslında çok böyle kısmen hasbarkada ilerliyorum. Az çok böyle boyarken karar vermiştim nereye ne gelecek diye. Ama daha çok bu son detaylarda daha çok belli oluyor hani neyin nerede olduğu. Hala şu an araya bir çizgi atıp orada ikinci bir kat kaçak kat çıkıp oradaki pencereyi kapıya dönüştürüp falan filan yapıp bir şeylere evşire deviştirebilirim. Bunu yaparken aslında kafadan ilerliyorum ama dikkat ettiğim birkaç şey var hani. Yan yana aynı dokuyu mesela denk getirmemeye çalışıyorum. Bir yanda böyle büyük tuğlalar varsa öbür tarafta yanından daha küçüğünü kullanmaya çalışıyorum. Aynı renkleri çok yan yana kullanmamaya çalışıyorum. Çok açık renkliyse orası böyle birazcık daha koyu girip koyu dengesini oluşturmaya çalışıyorum. İşte özellikle bu evlerin birleşim yerlerine, eklem yerlerine böyle olabildiğince siyah böyle girmeye çalışıyorum ki birbirlerinden ayrılsınlar, bireysel olarak, kişisel olarak öne çıkabilsinler diye. Bunu yaparken en çok hoşuma giden yer şu minik tuğlalar böyle çıktığı yerler var ya, boyanın dökülmüş gibi. İşte o böyle tam yaşanmışlığın olduğu yerler. Allah'ım nasıl tatlış. Ya daha ne kadar ev çizmeye devam edeceğim bilmiyorum. Ama artık galiba yavaş yavaş buna elveda etmemin zamanı geldi. Ama ne yapayım, kız çiziyordum, sonra kız çizme artık Tuğçe dediniz. Çok fazla baskı oluştu üstümde. Kendimi eve verdim. Eve sardım çok pis. Şimdi yeni bir sarcık bir şey bulmam gerekiyor sanırım. Neye sarayım, ne çizeyim bilemedim. Fikir verin bana. Doğaya mı sarsam, peyzaja mı dönsem acaba tekrardan? Mantıklı olur değil mi? İçimiz açılır aslında. Güzel olur evet. Bu arada çizim yaparken arada bu 0.3 mikron kalemimi alıp onunla da böyle daha kalın çizgiler olması gereken yerlerde kullandım. Hatta böyle bir süre sonra 0.5 o kadar inceydi ve o kadar uzun sürüyordu ki böyle cinnet geçirecek kıvama geldiğim için 0.3'ü alıp daldım onunla bayağı. Ama böyle genelde çatılarda falan bu 0.3'ü kullandım. Hatta çatılarda böyle olabildiğince birinin kiremit etkisi varsa birinin tuğla, öbür işte yan çizgisi, diğerinin dik çizgi falan diye çeşitlilik sağlamaya çalıştım orada birazcık. Şöyle baktığında aslında böyle bir Yunan evleri karışımı prensesin kulesinden evşirmeli böyle bir hafif Middle East havası da var da tam neyden etkilenmiş acaba sanatçı burada derseniz, sanatçının bu konuda hiçbir fikri yok açıkçası. Biliyorsunuz ki sanatçımız çok bilinçsiz olduğundan dolayı çok da sorgulamamak, çok da şey etmemek lazım. Eğer siz de böyle değişik bir yüzeyin üstüne çizim yapacaksanız mutlaka çizim yapmadan önce yüzeyi böyle bir zımparalayın. Pürüzlüyse eğer. Benim şansıma bunun yüzeyi bayağı bildiğin mis gibi, kaymak gibiydi maşallah. Sadece böyle güzelce bir yıkadım onu, bir köpükledim. Sonra ıslak mendille böyle birkaç kez sildim falan. İyice tozunu alsın diye. Bildiğin tozunu almış ya. Ben bunu tövbe tövbe. Ay bir de ne oldu biliyor musunuz? Böyle parçalara başlıyorum şey için mesela, hani satarım markete, markete koyarım, bu da güzel olur falan, değişik bir parça olur diye böyle. Genelde de çoğu parçadan böyle tek bir tane falan var. Yani aslında her parçadan tek bir tane var fabrikasyon olmadığı için de. Böyle bundan bildiğim bir tane var. Yanında bir benzeri yok yani bu boyda ve bu renklerde özellikle. Sonra böyle sonuna geldikçe onu sevmeye başlıyorum. Aramızda minik böyle bir duygusal bağ, minik çapkınlıklar, minik yasak ilişkiler oluşmaya başlıyor. Sonra da satamayacak hale geliyorum. Sonra diyorum ki çok pahalı bir ücret koyayım da satılırsa da en azından yok ya iyi para kazandım falan derim. Satılmazsa da zaten satılmasını istememiştim deyip win-win gibi aslında her türlü benim kazançlı çıktığım bir ilişkiyi evşiriyor bu durum. Ama çok sağlıklı mı? Tabii ki de değil. Aslında böyle ürünlerin hesaplamasının tam olarak malzeme artı harcadığın zaman artı işte sanatçı etiketin diye bir şey vardır. Hani kaç yıldır yapıyorsun bu işi, ne seviyede yapıyorsun falan diye böyle artık fiyatın giderek artar. Onunla böyle karar verirsin ama ben çok profesyonel olmayan bir şekilde ilerlediğim için tamamen kurduğum duygusal bağla karar veriyorum. Neyse bir çarpık ilişkilerinde sizin kafanızı daha fazla şişirmeyeyim.
Burada artık minik detaylandırmamın sonuna geldim. Gene mıncık mıncık mıncıklıyorum. Ne zaman oluyor bu mıncıklamam? Bir şeyler beni tatmin etmediği, bir şeyler eksik kaldığı zaman böyle mıncırıyorum mıncırıyorum ve hiçbir şekilde bir şey değişmediği için daha çok gıcık oluyorum. Bu noktada fark ettim ki şeyi unuttum. Evlerin rengini değiştirmeyi unuttum. Hepsi aynı renk olduğu için bana bir sinir, bir gıcıklık geldi. Çok tek tip kaldılar. Onun için böyle bu akrilik bejine sulu boyayla karıştırıp bak akriliği geri döndürdüm. O kadar arka planda bırakmadım. Bunu böyle minik pembeleştirip böyle bazı evlere bu hafif pembe bir ton böyle uyguluyorum. Aslında ilk baş şey dedim böyle gölge mi uygulasam sadece hani birbirlerinin böyle daha üç boyutlu dursun birbirlerinin üstüne düşmüş gölge mi koysam dedim. Sonra nedense hiç böyle onunla uğraşmak istemediğim için böyle araya birkaç tane kavun böyle somon pembiş tatlış renk ekledim ki birbirine ayrıldılar. Bayağı da güzel oldu. Şimdi bu şeyi yapacağım. Bunlar bilirsiniz ki esas esinlenme kaynağım olan buradaki yüzen evlerdi. Onun için bunun minik ayaklarını yapacağım. Herhangi bir sel baskınına karşı. Resmen kamu spotuna dönüştüm şu anda. Bakarsınız geleceğin mimarisi benden esinlenip böyle böyle yüksek yüksek olur. Yüksek yüksek. Sanırım sosyal hayatımı birazcık daha geliştirmem lazım. Sizinle paylaşımlarımın kalitesinin düştüğü farkındayım. Türkü falan çığırmaya başladım artık. Türkü çığırmak çok iyi değil mi? Neyse bacakları ekledikten sonra şu yana da bir tane ev eklemek istedim. Orası sanki böyle bir genel bütünde bir dengesiz durmuş gibiydi. Böyle daha iyi oldu. Son mıncırmalarımı yapıp minik detaylar ekleyip koyuları da olabildiğince girebildikten sonra çizimin sonuna geldik. Ama durun henüz daha bitmedi. Şimdi bu arkadaşımızın daha uzun süre bizimle olabilmesi için kendisine bir koruma kalkanı uygulayacağım. Bunun için de şu diğer videolarımda da çok sıklıkla kullandım. Parlak dokusu olan bir sprey vernik kullanıyorum. Bu hem bu ahşabı suya karşı ve dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyor. Hem de şu an resmen sprey reklamını yapar gibi oldum ama. Hem de böyle tatlı parlak bir his veriyor. Benim hoşuma gidiyor bu güzel parlaklığı. Daha bir kaliteli duruyor sanki. Şimdi artık spreyledim. Bu kururken elime şu Nikon'un mühendislik harikası minik icadını alıyorum. Kendisi bana böyle ahşap üstüne bir metal ekleyip böyle bir stand yaptı. Yani stand ne işte ayak gibi bir şey yaptı. Ben parçanın böyle direkt duvara yapıştırılması yerine bir ayağın üstünde durmasına, ayağın üstünde deyince de garip oldu. Adı aklıma gelmedi şu anda. Onun için bu emektar silikon tabancamı hatırlayanlarınız elbette vardır ilk videolarımdan. Bunu çıkartıyorum ve bu minik ayağı bambunun arkasına güzelce böyle bir silikonluyorum. Kuruduktan sonra voila. Gerçekten bir ayağın üstünde olması, ayak yapması daha güzel bir görüntüye sahip olmasını sağladı bence. Videomuzun artık burada kanırtaraktan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlerken eğlenip eğlenirken hiçbir şey öğrenmediğinizin farkındayım. Çok boş yaptım ama hafiften belki bir şeyler kapmışsınızdır. Beni Instagram'da takip etmek isterseniz de kendisine buraya bırakıyorum bu arada. Sizinle çok yakından yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.